Merhabalar, tekrardan, bu biraz fazla bağırıyor, okey, çalışıyorum. Ee, i̇lk konuşmacı olarak e, iki günlük bir programımız var, e, konuşmamızda dijital dönüşüm. E, sizleri biraz ısıtmak için herhalde beni istediler, e, son dönemlerde birçok sunum yaptım. Ve bunlardan bazıları da e, yine girişimcilik, teknoloji, inovasyon, e, bu konuları odaklı oldu. Türkiye'ye ben 12 sene önce geldim. 12 sene önce 22 sene yurt, dışı, yurt dışında yaşadıktan sonra geldim. Eğitimin büyük kısmını İsviçre'de, Zürich'te, ETA'da sonra MIT'de elektrofizik ve kuantum fizik okuyarak sonra da Bell Laboratuvarları'nda arge yaparak geçirdim. Türkiye'ye geldiğimde gördüğüm 2004 senesinde geldim, 4 senesinin sonunda. Nerede R&D yaparım diye baktım. İstediğim ortamı bulamadığım için de e, finansa geçtim. Dedim ki para finansta var en azından istediğimi yapamıyorsam para kazanalım. E, bir müddet orada kaldıktan sonra e, yine istediğimi göremedim. Çünkü benim tüccarlıkla ve parayla pek bir işim yoktu. Dedim ki benim hedefim dedim ne seviyorum ne beni harekete geçiren e, teknolojinin ticarileşmesi. Ve 2010'dan beri de özellikle startuplar tarafından ticaret, teknolojinin ticarileşmesi ve hayata geçmesi üzerine de e, çalışıyorum. Herhalde 1000 1500 üzerinde startup gördüm. Burada gördüğünüz birçok e, kurumla beraber çalışıyorum. Ege Üniversitesi'nde Teknopark'ın yönetim kurulunda oturuyorum. İTÜ'de sizlerle e, 2010'dan beri e, mentorluk veriyorum. Sırf geçen sene, son iki sene 200'e yakın mentorluk seansım oldu İTÜ Çekirdek'te. Hani teknoloji dediğiniz zaman, inovasyon dediğiniz zaman, girişimcilik dediğiniz zaman Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor? Bunların içinde ciddi zaman harcadım. Ee, dediğim gibi benim davamda, ki biraz sonra onu da biraz konuşacağız, Türkiye'de teknolojinin ticaretleşmesi, teknoloji yaratan şirketlerin doğması. Benim asıl baktığım konu bu. Ve bir şey daha fark ettim ben ee, bu son 6 sene buna emek verirken. E, Türkiye'de tanımlar uçuşuyor. Yani biz Bell laboratuvarlarında çalışırken çok ciddi fiber optik altyapılar üzerinde çalışıyorduk. Ve dünyanın önünde gidiyorduk. Yarattığımız ürünler sahaya çıktığı zaman New York Times bu şeyde, gazetesinde ön sayfada yer alabiliyordu. First time, Lucen Technologies, 1.6 terabits per second on a single fiber. Bu 2000, size söyleyeyim, 1998 Ocağı'nda çıkmış bir haberdi. Bu teknolojide ve çok ciddi uğraştık. Türkiye'ye gelip son dönemlerde bu inovasyon, teknolojinin her tarafta kullanılması ve artık hocam inovasyonum geldi, tuvalete gidebilir miyim lafına kadar gelmesi beni üzüyor. Hani inovasyon bu kadar basit değil. Bir teknoloji konuştuğumuz zaman bu kadar basit değil. O yüzden bugün açılışta sizlere biraz inovasyon, biraz teknoloji, bir altyapı vereceğim. Zaten gün içinde de bugün ve yarın çok daha derinliğine, e, dijital dönüşüm üzerine de tartışacaksınız ama sizden istediğim de e, bugün e, bir saat içinde bir baz yaratmak. Çünkü herkes inovasyon diyecek, herkes teknoloji diyecek. Basitçe bunlar ne? Tekrar üstünden geçmek istiyorum. E, birinci konum inovasyon. İnovasyon geçenlerde yine birisi şey dedi. Bence inovasyon diye bir cümleye başladı. Zaten yine zıpladım ben. Çünkü ben size sorsam 2 artı 2 ne eder diye ne eder? Dört. Dört. Bence diyor musunuz? Demiyorsunuz. Yani aranızda muhasebeci olsa patron ne isterse onu yazarım derdi ama o muhasebecileri bırakıyorum. İki artı iki ne der dediğiniz zaman bunun tanımı var. Dört. İnovasyonun tanımı da var. 1936 senesinde Joseph Schumpeter denen ekonomist bunun endüstriyel inovasyonun tanımını yaptı. O yüzden bence inovasyon diye bir kelime olmaması cümle olmaması lazım. Ne demiş adam zamanında, 36 senesinde, bundan kaç sene önce diyor, 80 seneye yakın ediyor, 70-80 sene önce. Pazarda başarı göstermiş buluşa inovasyon diyor. Pazarda başarı göstermiş buluşa inovasyon diyor. Çok güzel, yani inovasyon yaptım diyenin cebinden paralar akması lazım. Çünkü pazarda başarı göstermiş demek ki para kazanmış. Bu tabi bana, bu cümle güzel ama felsefe yapmak için güzel bir mühendis olarak bunu benim modellemem lazım. Modellediğimiz zaman da böyle görüyorum ben. Burada bir buluş var, burada bir şey yapıyoruz ve pazar başarısı getiriyor ve bunun tamamına da inovasyon diyoruz. Bunu bir kere koyun. Bir buluş var, burada... kutu, bilinmez bir kutu. Bunu böyle baktığımız zaman birkaç şey görüyoruz. Bir, buluş için bilgi lazım. Bu çok startup bana geliyor. Aklıma bir fikir geldi. İlk sorduğum bu. Bu konuyla uzmanlığın var mı? Bu konuyla ilgili ne kadar zaman harcadın diye. Bir bilgi lazım. Uzun uzun üstüne geçmeyeceğim çünkü bir saatte size bir sürü şey anlatmak istiyorum. Bir genel. İki, pazar başarısı lazım. Bizim mühendislerin en büyük problemi bu. Bende de bu vardı bilgi konumda uzmandım ama hala buradayım. Eğer bilgimle bunu düzgün bir şekilde ticarileştirip pazara soksaydım şu anda Skype'tan size bahamas'larda tatil yaparken bağlanıyor olacak, olurdum veya gelseydim özel uçağımla gelirdim. Ne özel uçakla buraya geldim ne Bahamas'tan Skype yapıyorum. Demek ki ben şu tarafı bir türlü daha beceremedim. Neden beceremediğimi biliyorum. Onu çalışıyorum üstünde. Hala da bulmuş değilim ama nelere dikkat edilmesi gerektiğini biliyorum. Ama pazar başarısı için pazar bilgisi lazım. Ben hep pazarlamacıları ikinci sınıf, üçüncü sınıf adam diye bakardım. Şimdi lütfen bana para kazandırın diye arkalarından koşuyorum. Biz mühendisinin en çok kritik. Bir teknoloji transfer ofisi ile beraber çalışmanız lazım. İTÜ olarak elinizde CINOVA var, eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız CINOVA. Ya da üniversitenin teknoloji transfer ofisi var, İTÜNOVA var, iki. Ya da arı çekirdek var, Kuluçka Merkezi üç. Bu üçü de elinizdeki aletler, lütfen bunları kullanın. Bir ikinci konu, e girişimci tanımı. Bir ikinci konu. Bir sürü girişimci tanımı okuyacaksınız. Benim en sevdiğim, burada kalabalık bir e, slide'ım var. E, Tayfun Uğur'un, abimiz Tayfun Uğur'un söylediği, üç tip girişimci var dedi. Bir passion olan dedi. içinden gelen, davası olan kişiler dedi. Nitekim tanımlara baktığımız zaman da daha dikkatli. Dünyaya farklı pencereden bakan, bir rahatsızlığı hisseden ve ona tutkuyla, istekle saldıran kişi ve çözmeye çalışan kişi diyor. İkinci gördüğümüz... E, Tayfun Urun cushion dediği yastık tipi. Bunlar teknokentlerde çok var bunlardan. Bir proje alınıyor çok güzel birinci proje lazım. İkinci 1512 diyelim TÜBİTAK. Sonra da 1507 alınıyor o da lazım çok iyi. Sonra üçüncüyü alıyor bir COSGAP. Sonra bir bakıyor ki ya ben bu projeleri ala ala çok güzel bir hayat yaşıyorum. Ve dördüncü projeyi alıp ılık banyoya giriyor ve diyor ki bundan sonra ben piyasaya falan çıkmam. Gayet güzel projelerimi alıp hayatıma devam ederim. Bunlar daha çok teknokentlerde kollarında serumla dolaşan şirket tipleri oluyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bunlar da var. Cushion, yastık tipi. İlk üç iyidir. 4, 5, 6 sizin verimliliğinizi düşürten, ticaretleşmenizi düşüren şey oluyor. Üçüncü kısım bu özellikle İstanbul için geçerli. Fashion tipi. Bunların işleri yok. Bu moda olduğu için girişimci olanlar. Çoğu bunların yurt dışında eğitim almış kişiler. Bunlardan da bana çok geliyor. Geçenlerde yine biri geldi. Gayet çık filan, Lisan mükemmel. Yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşuyor. Ha o jargon mükemmel. Sonra da gelip bana "Doğan Bey biz ne yapalım?" diyorlar. Ya ben söylüyorsam zaten ben yapardım oluyor. Fashion tipi de var. Aman bunlara çok dikkat. Bunlardan bir şey olmuyor. Ve bunlara da kaptırmayın kendinizi. Benim bu tip üniversitelerde gördüğüm daha çok ya fashion görüyorum, istekli davası olan ya da zaman içinde yastık durumuna dönenler. E, teknokentlerde kalıp dönenler buna dikkat etmek lazım. Ama gördüğümde üç tip girişimci var. Şurada şöyle bir konu var. Bunu da kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle teknoloji yaratan şirketlersek, teknoloji yaratan. Çünkü çok konuşuluyor. Teknoloji kullanan ve teknoloji yaratan. Herkes teknoloji şirketiyim diyor. Okey Herkes baktığınız zaman herkes inovasyon yapıyor ki yapmıyor. Herkes girişimciyim diyor. Ayırmamız gerekiyor. Oke, okay. Buraya kadar geldik. Kafanız karıştı mı? Karışmadı. Karışsın ama. <laughs> bu iş bu kadar kolay değil. Yani burada bir istediğim üç tanım var dikkat etmeniz gereken. İnovasyon. Tamam mı? İnovasyon o kadar basit değil. Hakikaten bir bilgi lazım. Bir 10 bin saat bilgi lazım. Öteki taraftan da pazar bilgisi lazım. Ve bunu nasıl ticaretleştireceğinizi de bir hokus pokus yapmanız lazım. Ben halen bilmiyorum. Ama bulmanız lazım. Ortama göre çözmeniz lazım bir. İkincisi, eğer bir girişimciyseniz hakikaten davanız varsa oraya girin. Tamam. Mı? Benim davam Türkiye'de teknolojinin geliştirilmesi. Ve teknoloji yapan, yetiştiren şirketlerin kurulması benim davam. Sizin davanız ne? Ben ne zaman startuplarla konuşsam ilk sorduğum bu. Davanız ne? Neden buradasınız? Ve oradan zaten passion mı, fashion mı, cushion mı ortaya çıkıyor. Tamam mı? Kurşun'un bir çoğu zamanında passion'ı varmış, yetirmişler yit, oluyorlar. Bu önemli. Üçüncü de teknoloji. Teknoloji diyoruz. Teknoloji yetiştiriyor musunuz? Yaratıyor musunuz? Teknoloji kullanıyor musunuz? Çünkü her ikisinin yaşam döngüsü ayrı, her ikisinin girmesi gereken yer ayrı. Biri kuluçkaya girer, biri hızlandırıcıya girer. Birisinin test süreçleri vardır, ötekisinin daha az vardır. Hayatları, yaşamları değişiktir, öncelikleri değişiktir. Bunu da bilmeniz lazım. Bugün bunun dersinde değiliz. Olsa iki saat bunu anlatırdım size. Ama bu üçüne dikkat etmenizi istiyorum. İnsanları bugün de dinlerken bu üçüne bu gözlükle bakın. Ee, teknoloji teknoloji değil. Yaratıyor muyuz, kullanıyor muyuz? Ne yapıyoruz? İki, inovasyon derken ne anlıyoruz? Üç, ne tip girişimci, neden bahsediyorlar? Ne kadar zamanımız geçti? Ben zamana karşı yarışıyorum çünkü. 15 dakika, 15 dakika çok güzel. Size bir hikaye anlatmak istiyorum çünkü hala sakinsiniz bir türlü size enerjiye getirmek lazım bir hikaye yarattım ben sizler için yine bu inovasyon girişimci ve rekabet ortamını bir araya getiren bir hikayemiz var bu hikaye Darwin'le başlıyor Darwin'le başlıyor ve burada sizlerden yardım istiyorum bir hikaye yarattım on adımı var bunun ve teker teker bu on adımı beraber yapacağız. Hem fikir misiniz, değil misiniz bana söylemeniz lazım. Birinci adım. Darwin diyor ki, İngilizce yazdım çünkü Türkçe'ye tercümesini sizden istiyorum. İngilizce ne diyor? Kim okuyabiliyor? Ön sıralar, arka sıralar okuyabiliyor musunuz? Kim? Eğer hızlı gitmezsek beni 2 saat dinlersiniz burada. O yüzden hep beraber ilerleyelim. Şu ön sıradan. İngilizce bilen Tamam. O ne yazıyor? Survival of the fittest. fittest. Bunun Türkçe Mansuz İngilizce yazdım. Türkçe tercümesi ne? Bravo. Güçlü olan hayatta kalır. Tekrar sorayım. Bunun doğru. Çünkü Google'a baksanız güçlü olan hayatta kalır diyor. Burada aslında direkt tercümesine, birebir tercümesi yüksek sesle uyum sağlayan hayatta kalır. Doğru. Çevik olan, uyum sağlayan hayatta kalır. Doğu ülkeleri, orient dediğimiz, güce taptığı için güçlü olan hayatta kalır diyor. Aslında güçlü olan hayatta kalmaz. Çevik olan ve uyum sağlayan hayatta kalır. Biz maalesef bunu yanlış tercüme etmişiz. Güçlü olan, o yüzden kim güçlüyse o diyoruz. Geçelim onu. Hakikaten hayatta kalmak için çevik olan hayatta kalır. Ve ortama uyum sağlayan. Ortam çok önemli burada. Hangi ortam diye sormanız lazım. Okay. Bir zürafa diyelim. Nerede görüyoruz zürafayı? Afrika'da. Oradaki ortama uyum sağlıyor. Peki zürafayı Avrupa'da görüyor muyuz? Görmüyoruz. Çünkü oradaki ortama uyum sağlayamıyor. Orada öyle bir ihtiyaç yok. Amerika'da görüyor muyuz? Hayır orada da görmüyoruz. Ortam çok kritik. Ortam sizin nerede uyum sağlamanız gerektiğini söylüyor. Herhangi bir ürün, Çoğunuz mühendissiniz diye tahmin ediyorum. Mühendisler el kaldırsın. Tamam, vay, yaşasın. Ee, bir problem çözdüğünüz zaman, herhangi bir şey yarattığınız zaman da bir, bir çözüm getirin demiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Çözümün etrafına, çözüm yap, problemi tanımlıyorsunuz. Boundary conditionları koyuyorsunuz ve o tanımlanmış problemin içinde çözüm arıyorsunuz. Hani bir ortam yaratıyorsunuz. Ortam çok kritik. Ortam sizi neyi optimize etmenizi gerektiğini söylüyor. O yüzden de bir startup olarak bir bir şey yapacağım dediğiniz zaman bütün dünya için bir şey yapacağım olmuyor. Spesifik bir konuda bir çözüm üretiyorsunuz. Einstein'a sormuşlar. Eğer 20 gün versek sana, 20 gün problemi nasıl çözersin diye sormuşlar. Bunu bilen var mı aranızda? Ne demiş? Doğru, 19 gün problem tanımını ayırırım demiş 19 gün. Zaten tanımladıktan sonra bir günde de onu çözerim demiş. Hadise bu. Problem tanımı demek ortam demek. Ortam çok kritik. Olduğunuz ortamda fit olmanız lazım. İkinci konu başarılı olan kopyalanır ve ne olur? Norm olur. Hemfikir miyiz? Taksim meydanı. Taksim'e gidenler kim? Tamam. Dönerci. Kaç tane dönerci vardı? Siz de biz daha doğmamışsınız o zaman. Bir tane vardı. Bir tuttu. Ne oldu? Etraf dönerci doldu. Ortaköy. Kumpir. Bir tane, iki tane vardı. Bir tuttu, doldu. Birdenbire bunlar bir tutuyor ve çoğalıyor. Çoğalınca ne oluyor? Ne yazıyor? Norm oluyor. Norma biz ne diyoruz? Norm olmuş şeylere? Normal diyoruz. Bu ne normal? Evet, norm olmuş. Çünkü çoğunluk tarafından kabul görmüş. Okey normal, norm olmuş şeylere o ortamda, o ortamda normal olmuş şeylere normal diyoruz. Okey. Bir sonraya gidelim. Bunlar da yeni normlarımız. Cep telefonu var mı? Var. Değil mi? Bende yok. Eyvah. Sizde var mı? Çıkarın cep telefonunu. Buraya koyduk. Yeni normumuz bu. Burada görüyoruz yeni norm. Norm ne? Yeni normumuz ne burada? Touchscreen. Yeni normumuz touchscreen. Bundan 5 sene önce, 6 sene önce bu norm muydu? Değildi. Neydi? Tuşlar vardı. Ama şimdiki norm bu. Okey. Ama dinozorlar da normdu. 140, senem, 140 milyon sene boyunca. Ama değil. Bu da enteresan. Normal dediğimiz şeyler bir dönem ve bir ortam için normal. Onu da unutmayalım. Bunu çok kullanıyoruz. Bu çok normal. Evet burada normal. Şu an T sıfır noktasında normal belki T15'te ve bu lokasyonda normal değil. Bunu kafamızdan çıkarmayalım. Çok normal. Takılmayalım bu normallere. Çünkü normal zaman ve mekana bağ bağlıdır. Okey. Peki bir şey birisi başarıyı kazandı ve dönerciler diyelim orada ve onu korumak isteyecekler. Bu büyük şirketlerde böyle. Ortaya çıktılar ve bir başarı kazandılar ve herkes bunları kopya çekti. Yeni norm oldu. Yeni norm normunu o normun hep normal kalmasını ister. Çünkü onunla başarı kazanmıştır. Kuvvet kazanmıştır. Para kazanmıştır. Bir şey kazanmıştır. O yüzden de o, o noktayı tutar. Böyle tutan kişilere ne diyoruz kurumlara? Statiko. Bunlar çok statiko diyoruz. Nereden geliyor? İngilizce status quo'dan geliyor. Okay. Eğer başarı kazanmışsa haklı onu korumak isteyecek. Siz de bir türlü başarı kazanmışsanız bir konuda onun üstüne gitmek isteyeceksiniz. O çünkü size ya para, yaşan şöhret ya kuvvet bir şey getiriyor. Değiştirmek istemeyeceksiniz. Ama bir problemimiz var. Bunlar da örnek olarak Nokia zamanının en kuvvetlisi. Onlar da pozisyonunu bırakmadılar. Şu anda Nokia var mı? Yok. Nerede Nokia? Bunlar var mı? Yok. Peki Kodak var mı? Yok. Bu arada Kodak dijital fotoğrafı icat eden kurum. 1975 senesinde. 75 senesinde dijital fotoğrafı icat etti Kodak. Şu anda Kodak var mı yok? Neden? Çünkü kimyasal fotoğrafın üstüne oturdu ve o statikodan çıkamadı. Herkese de bunlar olmayacak, lüzumsuz dedi ve zamanla kaybolup gitti. Ama bir problem var. Bir problem var. İsteseler de bu statikolar İsteseler de istemeseler de bir problem var. Ortam, ortam burası bireylerle uyum için, bireylerle iletişim içindedir ve bu iletişimle şahıs da değişir, ortam da değişir. Bunu sistem teori de söylüyor. Buraya size bir örnek vereyim. Ben uzun sene Amerika'da yaşadım. Oradayken yine bir lokantaya gitmişiz, et lokantası. Gürültülü bir lokanta arkadaşlarla yiyoruz, içiyoruz gayet keyifli ve birdenbire kapıdan içeri ve gürültülü bir yer. Kapıdan içeri Al Pacino girdi. Takımıyla. Al Pacino geldi. Birdenbire bütün lokantanın sesi indi aşağıya. Herkes sakinleşti. Çünkü Al Pacino hem tabii ki çok meşhur bir sinema oyuncusu ama aynı zamanda da hep böyle ağır rolleri oynamış biri. Bir mafya tipi de var. Bir girdi. Herkes sustu. Tıt, tıt yok. Herkes döndü adama baktı. Güzel Ondan sonra adam geldi yerine oturdu. Adam da bir şey yapmadı yani yerini sordu geldi oturdu. Bu kadar basit. Yani bir şey yapmadı, bir olay yaratmadı. Lokantanın ses seviyesi buradayken buraya düştü. Ondan sonra ancak buraya çıktı. Bir daha çıkmadı. O orada diye ortam değişti artık. Bir öğenin içeride değişmesi ortamı da değiştiriyor. Bu ister istemez oluyor. Bu başka türlü nasıl oluyor? Etrafı kelletiyoruz, yaşıyoruz, artıyoruz, etrafı kelletiyoruz, doğa değişiyor. Değişiyor, İstesek de istemesek de ortam değişiyor. Bu durdurulamıyor. Doğada bu böyle, iş hayatında bu böyle. Müşteri olarak yeni deneyimler kazanıyoruz, isteklerimiz artıyor. O gördüğümüz ürün bize çok norm, normal kalmaya başlıyor. Yeni bir şeyler istiyoruz. O zaman tabiat buna nasıl cevap veriyor? Çünkü biz ne yaptık? Şu ortamda optimize olduk değil mi? Şimdi ortam değişti. Çünkü ilişki içindeydik ve ortam değişti. Ortam buraya gitti. Ben artık neyim? Mühendisçe söyleyeyim. Sub optimumum. Optimum değilim artık. Sub optimuma düştüm. Çünkü ortam oraya geçti, değişti. Peki buna nasıl ayak uyduruyor tabiat? Nasıl ayak uyduruyor? Bu değişime tabiat nasıl cevap veriyor? Biyoloji okuyan var mı burada? Tabii kimse kaldırmayacak çünkü onlara soracağım. Yani biyoloji okumayan var mı? <laughs> Yok. Ee, bunu bilin. Lise okudunuz, lisede biyoloji okudunuz, çok iyi puanla itüye girdiniz. O yüzden bilmeniz lazım. Tabiat nasıl ortamın değişikliğine cevap veriyor? Yüksek sesle yeni tür yaratıyor. Bravo. Evrim ee, doğru. Çok güzel. Evet. Mutasyon yapıyor aslında. Yeni tür yaratıyor dediniz. Mutasyon yapıyor. Okey. Bunu yapıyoruz. Yani mutasyonun sonucunda ne çıkıyor ortaya? norm değiller. Normal değiller. Normalin dışında karakterler ve bunlarca milyonlarca çıkıyor doğada. Ve bunlardan bir tanesi ya da iki tanesi yeni ortama daha iyi uyum sağlıyor. Ötekiler o kadar uyum sağlayamıyor. Yeni optimum bu oluyor ve bu domine olmaya başlıyor. Okey. Burada hem fikir miyiz? Evet, hayır. Tamam, güzel. Peki, bu mutantların bu mutantların hepsinin bir becerisi var. Bunların var mı? Var. Bunları tanıyoruz değil mi? Tamam. Bunların hepsinin bir becerisi var. Beceri olmuş olması iyi mi? Onun bir dahaki norm olacağını söyler mi? Hayır. Startuplar da böyle. Startuplara geliyorum. 1500 e yakın startup gördüm. Hepsinin bir becerisi vardı. Hepsi bana vay canına dedirtti. Ama onlardan ancak bir iki tanesi ortama daha iyi uyum sağlayacak. Gerisi sağlamayacak. Bir iki tanesi. Tabiatta da böyle. Bir sürü mutant çıkıyor. Hepsi normun dışında. O yüzden zaten mutant diyoruz. Startup'lar da orada. Statikolar hepsi klasik benzer iş yapıyor. Sonra burada yenilikçi startup'lar çıkıyor. Hepsi birer mutant. Ben şunu yaparım. Ben bunu böyle yaparım. Ben şunu şöyle yaparım. Çok güzel. Vay diyorum hepsine. Bravo. Ama o ortama acaba hangisi uyum sağlayacak? Bunlar startup kötü demek değil, hangisi bu ortama uyum sağlayacak diye bakmamız gerekiyor. Sizce bu ortama uyum sağlar mı? Bu bir dahaki dominant, mutant olur mu? Evet, hayır, evet diyenler? Evet, ben de beğeniyorum, bence de, hoş da. Hayır diyenler? Tamam, hayır, hayır, güzel. Neden hayır? Bu ablanın Şeyi ne, Söyleyin söyle yüksek sesle yaşam enerjisini alıyor. Şimdi bu yaşam tuttuğu kişinin yaşam enerjisini alıyor, değil mi? Bu çoğalıp bir dominans yaratabilir mi? Yok, tuttuğu kişiyi öldürüyor. Çoluk çocuk yok bunda. Kimle beraber olsa bitti, knockout. Demek ki bu çoğalamaz. Belki Mars'ta olur Marslarla ama burada olmuyor bu dünyada. Bu ortamda bu olmuyor. Okay. Bu ne kadar hoş olsa da, atraktif bile olsa, enteresan olsa, sonu ölüm. Vücudumuzda da bu oluyor mu? Evet, bazı mutant hücreler oluyor ve kanser yaratıyor. Yani her mutant da pozitif olmayabiliyor. Okay. Her startup çok müthiş olmuyor. Hepsinin bir becerisi var. Bazının negatif, bazılarının ki bir şey yok, bazıları iyi, bazıları ortamda değer katıyor, bazıları ortamda değer katmıyor. Hatta negatif etki yaratabiliyor. O yüzden de o beceri havuzuna bakmak lazım mutant dediğim zaman. Göze hoş gözükse de bakmak lazım. Peki bu kim? Wolverine. Bu sizce Kim bunu atraktif buluyor? Ortam. Ortam diyor ki bu mutant müthiş bir şey diyor. Ben bunu sevdim diyor. Ben bunu istiyorum diyor. Eğer çıkan mutant ortam tarafından kabul görürse dominans gider. Çıkan startup fikriyle pazar tarafından vay biz bu tam istediğimiz bir şey çıkmış bu harika deyip ve arkasından milyonları sürüklerse başarılı startup olur ve inovasyon olur arkasında. Bu kadar basit. Sexy demek çok kişi bunu beğenmiş demek, atraktif demek, çekici demek. Startup'ın da piyasa tarafından çekici olması lazım. Bunu bırakacaksınız piyasaya ve piyasa diyecek ki harika. Nasıl Hugh Jackman'ı Amerika'ya ortaya bırakmışlar. Herkes Aa, bu harika demiş. Tamam. Bu olmuş o zaman. Okay. Hugh Jackman. Peki. Ne oluyor mutant? Sonuna geliyoruz değil mi? 7 numaradayız. Evet, sona doğru geliyoruz. Mutant çıktı ortaya. Bir sürü mutant çıktı. Ama o ortamda bir iki tanesi tuttu. Değil mi? Güyecek mi? Tuttu. Herkes vay bu bu tamam dedi. Bunu istiyorum dedi. Çekici buldu, çekti. Çok güzel. Ben burada başarılı olduğum anda ne olacak? Bir daha Ad, bravo ama adaptasyon. Ve etrafta ne olacak? Benim başarılı olduğumu gören ne yapacak? Kopyalan Bravo. Kopyalanacağız. Aynen. Birden beri benim kopyalarım türüyecek. Taksim'deki dönerci gibi. Başarılı oldu bir tanesi. Doldu. oldu. Okey. Birden beri ben normal olmaya başlayacağım. Tamam mı? Ben de Hugh Jackman gibi olmaya uğraşıyoruz falan ama onun yediğiyle yaptığı antrenman öyle kolay değil. Öyle norm olamıyoruz. Hepimiz uğraşıyoruz. Hugh Jackman olamadık maalesef. Kolay değil. Ama bazıları beceriyor bu işi. ve kopyalanıyoruz. Kopyalandığımız zaman ne oluyor? Normal oluyoruz. Okey, normal oluyoruz. Bu bir özet. Eğer mutasyon olmazsa gelişim olmaz ve evolüsyon olmaz diyoruz. E, tamam, güzel. Bir konumuz daha var. Normal olduk. Ama bir problem var. Nedir problem? Sizin dediğiniz gibi kopyalarım ortaya çıktı. Şimdi ben buradayım ve başarılı oldum. Bir tarafta şurada Statiko var diyor ki o kötü diyor. O yenilikçi diyor. Ben onu istemiyorum diyor. Çünkü ben daha iyiyim diyor. Benim pozisyonum, benim kuvvetim, benim yaptığım daha iyi diyor. Statiko bir kere şu mutanta karşı çıkıyor. Statiko şirketler, büyük şirketler sizin startup'ınızı istemiyor. Kötü diyor. Biz daha iyiyiz diyor. Siz buradasınız ama ben iyiyim diyorsunuz. Bakın, ortama daha iyi uyum sağladım. Piyasa bana daha iyi cevap veriyor. Ve bir bakıyorsunuz kopyalarınız çıkmış. Şimdi bu sefer bir statiko ile mücadele ediyorsunuz burada. Ben daha iyiyim diye, benim konseptim daha iyi diye. Bir de burada rakipler çıktı birdenbire kopyalandığınız için. Bu sefer bunlarla da mücadele etmeniz lazım. Yoksa pastayı onlar kapacak sizden. Yani başarı gelirse startupta, başarı geldiği gün asıl bela o zaman geliyor. Bir statiko sizi ezmeye çalışıyor, iki kopyalarla da siz onları öz mutant benim demeye başlıyorsunuz. En hakiki mutant benim demeye başlıyorsunuz o zaman. Tamam mı? Çünkü onları geçmeniz lazım birden birdenbire. Peki bunlara karşı böyle oturup bekleyip olmuyor. Ne lazım bunlara karşı mücadele etmek için? Asi ruh lazım. Davanızın olması lazım. Davanız yoksa ne statikoyla ne rakiplerinizle, kopyalarla mücadele edemezsiniz. Orada da asi ruha ihtiyacı var. Buna ne diyoruz? Savaşçı ruhu olan yeniliğe açık grupların bir ismi vardır. Nedir bunların ismi? girişim güzel. iki adım öndesin oraya gelecektim ama doğru. Ama daha genel bir ismi var. Hocam biz daha iyi biliriz 70'lerden, 80'lerden, 60'lardan. Asi ruha, statikoya karşı gelene ne diyoruz? Hı? Devrimci diyebiliriz ama bunun bir genel uluslararası bir ismi de var. Anarşist, bravo. Anarşist diyoruz bunlara. Tamam mı? Anarşist. Hep biz anarşisti yıkıcı, kötü, molotov diye görürüz ama anarşisti pozitif diye de görmeniz lazım. Bir feminist grupta bir anarşist gruptur. Tamam mı? Feminist de anarşist. Yıkıyorlar mı etrafa? Hayır, yıkmıyorlar. Kadın erkek eşitliği için uğraşıyorlar. Çünkü statiko erkek dominant bir dünyadayız ve diyorlar ki kadınlar da aynı seviyede. Ha, bu arada bence aynı seviyede değiller, daha iyiler. O da başka hikaye. Benim iki tane çocuğum var. Biri üç buçuk yaşında olan, bir altı yaşında kız. Kız üç buçuk yaşındayken giyiniyordu, yapıyordu, ediyordu. Her şeyi beceriyordu. Hiç üç buçuk yaşında bırakıyordum, giyinip yuvasına gidebiliyordu. Oğlan üç buçuk yaşında, ağzında emzik, hala ayakkabılarını ters giyiyor falan. Doktora götürdüm. Dedim ki bu retard, bunda bir problem mi var? Yani bir tarafta kız üç buçuk yaşında bunu beceriyordu. Oğlan hakikaten ağzında emzik, baba baba diye dolaşıyor etrafta. Tamam mı? <laughs> doktor... E, bir kadın doktor, bizim şey, e, çocuk doktoru baktı, Galiba o gün de e, kocasıyla da herhalde kavga etmiş bir şey vardı. Baktı, bir cümle söyledi. O erkek dedi. <laughs> yani ondan bir şey olmaz zaten dedi. Onu demedi de oraya getirdi. Ama mırıldanma da öyle devam etti. O bir erkek dedi. Sonra içinden zaten de adam olamıyorlar gibi bir laf etti. Yani oradan anladım. Ama o bir erkek, tamam mı? O bir erkek. Erkekler arkadan geliyor. Galiba o yüzden de böyle dominan edip kadınlardan korkuyoruz. Şu laf da var duymuşsunuzdur. Adam ol, değil mi? Kadın ol diyorlar mı? Demiyorlar çünkü kadın zaten üç buçuk yaşında oluyor. Ben gördüm, benim kız oldu, tamam mı? O yemek yemesini de öğrendi, kıyafetini de biliyor, konuşmasını da beceriyor, beceriyor. Oğlan olmadı ve o çok uzun sürecek onun adam olması. Tamam mı? O yüzden adam ol diyorlar, kadın ol demiyorlar çünkü adam olamıyoruz, tamam mı? adam olamıyoruz yani. Öyle de bir problemimiz var. Neyse, o hikayenin öteki tarafı. Ama anarşist ruha geri gelelim bu anarşist ruhun olması lazım. Pozitif, yapıcı ve statikoyu değiştirecek. Bu ruh yoksa ne statikoya karşı mücadele edebilirsiniz ne de kopyalarınıza karşı savaşabilirsiniz. Zor bir savaş bu girişimcilik. Tamam mı? Zor bir mücadele. Artık sonuna geliyorum özetine. O zaman ne öğrendik sonuç olarak? Bir, mutant olacağız. Mutant olup mücadele edeceğiz ve norm olacağız orada kalırsak ne oluyor? Yok olacağız. Çünkü yeni statiko biz oluyoruz. Olduğumuz gibi kalırsak oradan yeni çıkacak mutantlar bizi yok eder. O zaman ne olmamız lazım? Norm olduğumuz anda, norm olduğumuz anda kendimize soru sormamız lazım. Bir dakika. Norm oldum, statiko oldum ama ortam değişti. Tekrar kendimden bir mutant çıkarıp yeni ortama adaptasyon olmam lazım. Burada management şey okuyan var mı? Söyleyin. İşletme okuyan. Tamam mı? Okuyorsunuz. Tamam bravo. Orada şu söylenir. İngilizce ders aldığınız zaman reinvent yourself denir. Uzun uzun anlatırlar. Kendini yeniden yarat. İşte bu. Kendini yeniden yarat şu. Mutant ol, normdan sonra kendini sorgula ve yeniden yarat. Aynen bu. Bu kadar para ödeyip ders alıyorsunuz, ben size 5 dakikada söylüyorum işin özünü. Tamam mı? Mutant ol, kuvvetli olduktan sonra dur ve ke tekrar kendini sorgula ve mutant ol tekrar. Bir başka şey yine bu e, derslerde anlatılır. Cannibalize yourself derler ders alıyorsunuz. Kendi kendini yok et der. Çünkü sen yok etmezsen zaten biri yok edecek. Madem ortam değişmiş, buradan yeni mutant çıkacak... Sen çık ve kendini yok et. Bu da aynı cümle. Tamam. Bunun için böyle koca koca kitaplar yazıyorlar, güzel paralar kazanıyorlar. Ben tüccar olmadığım için burada beş dakikada sorunun cevabını veriyorum, para kazanamıyorum. Aradaki fark bu, mühendisle tüccarların arasında. Bu aynı şey, aynı cümle. Şu onu diyor, cannibalize yourself, bu. Reinvent yourself, yine bu. Başarılı olduktan sonra kendini sorgula. Bunun üzerine, madem bu kadar konuştuk, ettik, ben dedim ki bir girişimci olacaksak, bir startup olacaksak ya da bir şirketsek nedir bunun bir cümlede toparlarsam, benim hayatım hep şudur. Yani her şeyi bir cümleye indirelim. Ne söylersem, duvarıma ne yazarsam ben bir doğru startup felsefesini asmış olurum dedim. Ben bunu buldum. Zaten onun aynısı. Hayatta kalacaksan diyorum. Kim okumak istiyor bunu yüksek sesle? Sesi gür olan kim var? Buyurunuz. Güzel. Hayatta kalacaksan norma karşı ol ve kendine karşı ol. Ne zaman başarıyı yakaladığın anda dur. Ben başarılı oldum. Şimdi ne yapmam lazım diye sor. Çünkü emin ol başarılı olduğun an zaten ama o ana kadar ortam da değişti. Başarılı oldun. Tamam onun biraz keyfini sür ama aynı anda da yeni mutant olmaya bak. Kendini sorgula çünkü ortam değişti. Ve bu hep değişiyor ve bu olacak. Türkiye'ye baktım ben etrafa. Acaba Türkiye'de bunu anlamış, benimsemiş bir kurum var mı diye. Üniversite, şirket, startup ne varsa Google'dan araştırdım. Bir tek yer buldum. Bir tek. Neresi acaba? Ben çok uğraştım, siz daha çabuk bulabilirsiniz. Ottu güzel ama değil. Öyle bir logosu yok. Bir yer buldum o kadar ipucu çok düşünmeyin. Önünüzde, hem de yakında, hem de şuracıkta. İti de değil, tamam. Çok böyle şey gidiyor, felsefe ve eğitim gidiyorsunuz, daha basit. Çarşı. Çarşı ne diyor? Her şeye karşı, çarşı kendine de karşı. Tamam. Bütün baktığım zaman bu motaya en yakın olan norma karşı ol ve kendine de karşı olu bunu çarşı yapıyor. Çarşı her şeye karşı, çarşı kendine de karşı. Bu olması gereken bir startup için yukarıda yazması gereken veya bir şirket içinde yazması gereken motosu bu olmalı. Ve bunu her gün hatırlamalı. Benim sonu geldiğim sonuç bu. Özetlersek mutantlar startuptır. Bunlardan çok var, bunlardan çıkacak. Tabiatta da bunlardan var. Tabiatta vücudumuz da bunlardan milyonlarca çıkarıyor ve milyonda bir tanesi daha iyi ortama uyum sağladığı için yaşıyor, devam ediyor. Hiçbir şey yapmasak startuplarla da böyle olur. Ama hızlandırıcılar, mentörler yarışmalar onlarla bunlarla bu milyonda bir şansı binde bir şansa indiriyoruz. Okay, Binde bir. Bir, şu anda startupların hayatta kalması ve başarıya gitme şansı yaklaşık binde bir. Binde bir milyonda birden iyi. Ama böyle bir şey. Mutant. Hepsinin bir becerisi var. Bravo diyorsunuz. Ama o beceri bu ortama uyuyor mu? Bu ortama ve bu zamana uyuyor mu? Çok kritik. İkinci, mutantin azimli ruhu. Tamam mı? Mutantın azimli ruhu. O ruh girişimci olmalı. Ben baktığım zaman bu girişimci mi değil mi bakıyorum. Bu anarşist mi değil mi? Bu kadar basit. Anarşist değilse mücadele edemez. Hem statiko, hem pazar, hem eğitecek, hem başardığı gün kopyaları çıkacak. Ancak ciddi bir azminiz, anarşist ruhunuz varsa olabilir. Ortam, ekonomi, pazar. Hangi ortamdayım? Amerika'da iş yapacaksam ona göre. İstanbul ayrı, Gaziantep ayrı, Zürich ayrı, Pekin ayrı. Hepsi ayrı. Nerede optimumu yakalayacaksınız ona bakın ve sahanızı iyi tanıyın. Geçen gün ütü de yine arı çekirdekte sunum yapıyorum. Bu kadar kalabalık değildi tabii. Daha az insan vardı. Hepsinin ayakkabılarını çıkarttım. Tamam mı? Kızdılar mı zaten? 50 kişi oluyor da sizler şimdi atarsınız burada mahvolurum. Ayakkabıların ayakkabınızı gösterin dedim. Önünü gösterdiler. Önü beni ilgilendirmedim. Altını gösterin dedim. Altında delik varsa sahadasınız. O zaman ne dediğini biliyorsunuz. Plazada oturup, kompütür başında oturup, ofiste oturup girişimci olunmaz. Sahayı tanımanız lazım. Ortamı tanımanız lazım, olduğunuz ortamı. Okey, ortam çok kritik çünkü ortamı optimize edeceksiniz. Norm, kurulmuş hali hazırda şirketler. Tamam mı? Norm, hali hazırdaki şirketler, statiko. Onları değiştirmeye, yıkmaya çalışıyorsunuz. Ve inovasyon ne? Hugh Jackman. Bakın bu Hugh Jackman olur mu olmaz mı? People dergisinin baş sayfasında durabilir mi bu şirket, duramaz mı? Bunu insanlar isteyecek mi? Nedir inovasyon? Hugh Jackman. Aklınızda bu kalsın. Okey, bu kadar. Zamanımız da doldu. Ee, tam zamanı da ayarladım galiba. Değil mi? Saat 10. Ee, ben burada keseceğim. sorularınız varsa alırım. Teşekkürler. <laughs> İki dakika. Değil mi? Hah, Mikrofon. Ee, merhaba. Ee, bilmiyorum, çok basit mi kaçacak soru ama... Yok, yok. E, Bu kadar mutantlardan sonra daha ne basit yok. olabilir ki yani? <laughs> Ortamla ilgili. Az önce belirttiniz, ortam, sahaya inmemiz gerektiğini söylediniz. Pazar, alan araştırması yapmamız gerektiğini söylediniz. Peki ortamımız, yani şahsen departmanımla alakalı olduğu için soruyorum. Ya internetin ya, ta kendisi ise ne olacak? Güzel. Geçenlerde bir arkadaş geldi. Ee, oyun, yeni üniversiteden yeni bitirmiş. Zaten üniversiteden yeni çıkan birisi geldiği zaman bende bir ön yargı var. Bu ne bilebilir ki? Pazarı nasıl bilecek ki? 10 bin saatini doldurmuş mu bu konuda? Çünkü benim inandığım şeylerden bir tanesi de eğer bir konuyla geliyorsanız o konu uzmanı olmanız lazım. Yani 10 bin saat geçirmeniz lazım. 10 bin saat geçirmek için de 4-5 sene lazım. Yani bu 4-5 seneyi toplamadan benim bir fikrim var diye git çalış gel diyorum çoğu zaman. Ee, baktım, oyun yapıyorum dedi, kompüter oyunu. Ve daha genç, daha 19-20 yaşlarında eyvah dedim şimdi bu ne anlatacak. Sonra dedi ki ben zaten 8 yaşından beri oynuyorum bunlarla dedi. Ne varsa oynadım, onu da biliyorum. Anlat, demek anladım ki bu 8 yaşından 20 yaşına kadar 12 senedir bunların içinde. kompütür grafiklerle de okuyor bu işin içinde tamam dedim. Onun da oyun sahası burası. Tamam o zaman, okey. O onu yapsın ama gidip de fizik, kuantum fizikte bir şey yapmasın. Bildiği, yani benim laboratuvarlardayken benim saham, ben bel laboratuvarlarında biz 15 bin kişilik bir laboratuvarda, binadaydık. Herhalde 120-150 tane laboratuvar vardı. Benim hayatım o laboratuvarlarda geçti. Uyku tulumum vardı, gece eve gitmezdim, yatıp kalkardım. Hayatım oradaydı. Çünkü orada ne gelişiyor, ne yapılıyor, ne ediliyor, nerede ihtiyaç var onu tespit ettim. O tespit üzerine ilerledim ve Bell Laboratuvarları'nda o sene ki sonra da bir daha verilmedi, Innovator ödülü aldım. Çünkü yaptığım şey bir eksiklikleri yakaladım ve yaptığım işi bıraktım. O eksiklikleri tamamladım, onun üzerine sahaya gittim, implement ettim, kurdum, geliştirdim ve ondan sonra da 99 senesinde o şey çıktı. First time, Lucent Technologies, 1.6 terabit per second on a single fiber, arkasında ben vardım. Buna da ödül verdiler, bravo diye. Bir de çek verdiler, 50 dolarlık. Ama mühendislik böyle yani. Bankacı olsaydık 500 bin dolar oldu, bankacı e, mühendis olunca 50 dolara gittik bir hamburger yedik kız arkadaşla, bitti o iş. Yani işte mühendisliğinde hayatı bu, bizde para pek yok. Biz daha idealist yaklaşıyoruz bu işlere. Ama dediğiniz doğru. Sizin ortamınız neresi? Orada sahada olacaksınız. Geçenlerde aile şirketleri işletmeciliğe beraberdim. Onların ikinci, üçüncü jenerasyonları buna benzer bir konuşma. Dedim ki siz en çok neredesiniz diye sordum. Pek bir cevap veremediler. Ben dedim Reyna takılıyorsunuz dedim. Tamam mı? Siz 10 bin saatinizi Reyna'da bu gece kulüplerinde geçiriyorsanız onunla ilgili bir iş yapın dedim. Bak o da tamam. Bunu yapan var. Çok iyi. Kim yaptı? Mac Entertainment grubu Türkiye'nin en büyük çıkışını yaptı. 800 milyon dolara sinemaları sattı. Onu sattı, bunu sattı Çünkü o da bu dünyadan geliyorlardı. Bu iş nasıl yürür biliyorlardı. Oturttular, götürdüler, sattılar. Helal olsun. Türkiye'nin en büyük eksiti. Kimse pek duymuyor. Ama 800 milyon dolara bir eksit yapıldı bundan birkaç ay önce. Nereden? Eğlence sektöründe. Bravo şapka. Yapsınlar. Uzmanı oysa 10 bin saatinizi orada geçirmişseniz ve orada bir eksiklik yakalamışsanız ve bunu ticareti çevirip para da sektör de buna pozitif cevap vermişse ki para kazanıyorsunuz. Şapka yürüyün. Bravo. Ama konunuzda uzman olun. Çocukluktan başlamış olabilirsiniz, sonradan başlamış olabilirsiniz. Ama benim aklıma bir fikir geldi. Ne biliyorsun? Hiçbir şey. O zaman bileni bulun, getirin. O da olabilir. Fırsat yakaladınız, bir türlü önünüze geldi. Bravo. Uzmanını bulun, beraber gelin. Ama bir nasıl yapılacağını da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ama bir fikrim var. Fikrim Maalesef herkes fikir çok iyi diyor. Fikir, teknoloji geliştirirken teknoloji Readiness Level diye bir şema vardır. Sıfırla dokuz arasında, hatta sıfır değil, birle dokuz arasındadır. NASA bunu uzaya roket atarken kullanır. Teknoloji Readiness Level, teknoloji olgunlaşma seviyesi denir buna. Hatta bununla ilgili kitap okumak istiyorsanız da Anadolu Üniversitesi'nin Arinkom'un oranın teyitosunu çıkardığı çok iyi bir kitapçık vardır. Okuyun derim fikir aşaması nerede biliyor musunuz? Hani bir fik şey var, ürünü hafif hafif geliştirmeye başlattım prototipi. Dokuz da uzaya roketi yolladık. Fikir sıfır. Girmiyor bile teknoloji readiness level'a. Sıfır. Investment readiness level da vardır buna benzer. Sıfır fikir. Fikir herkes de var maalesef. Hadise bunu nasıl hayata geçireceğiz? Nasıl ticarileştireceğiz? Bir de önemli olan o fikir hakikaten o ortama yarıyor mu? Burada şu da var. Zaman. Ne dedim? Zaman ve mekan çok önemli. Zaman ve mekan. Zaman, mekan ortamı sağlıyor. Zaman da o ihtiyaç ne zaman ortaya çıkacağı ortaya çıkarıyor. O ne demek? Bana geliyorlar diyor. Jüride en büyük problemlerden bir tanesi. Bir problem dinliyoruz. Evet bu çok iyi diyoruz. Çok iyi diyorsak zaten geç kalınmış. Ben bunu anlıyorsam o konunun ihtiyaç olduğunu, ve bu arkadaş da bunu ben bunu yapacağım diyorsa, yaptım sattım değil yapacağım diyorsa ve sorduğumda ne zaman sahaya çıkacak? 6 ayı var, 1 senesi var, bir sene geç kalmış. Çünkü o fikir daha ihtiyaç tespit edilmeden herkes tarafından sahaya çıkacak ve penetre edecek ki ihtiyaç olduğu anda bum ben buradayım diyeceksiniz. Yemek sepeti gibi. Yemek sepeti ihtiyaç olmadan 5 sene öncesinde sahaya çıktı. Onu da başka bir gün anlatırım onun hikayesini. Ama 5 sene, 2001'de, 2002'de yemek sepeti para aradığı zaman herkes bu ne lüzumsuz şey diye anlamadı. Anlamamaları iyiydi. Anlamadığı zaman rakip çıkmıyor çünkü. Siz gidiyorsunuz, sahayı kapıyorsunuz, hazır oluyorsunuz. Anladıkları anda siz oradasınız zaten. O yüzden bir fikrim var, herkes anlıyor. Ne zaman sahaya çıkacağım? 6 ay, geç. Fikrim var, kimse anlamıyor. Güzel. Demek ki herkesten önce, ya çok öndesiniz ya çok bambaşka bir dünyadasınız. Onu bilmiyorum. Ama öndeyseniz çok iyi. Çünkü yapmak için zaten zamana ihtiyacınız var. Okay. O yüzden 10 bin saate herkesten önce başlatıp bir şeyi öngörüp oraya gidip reaktif olmayacaksınız. Proaktif olmanız lazım. Bir soruya uzun cevap. Tamam. Galiba beni bitiriyorsunuz değil mi? 5 dakika. Hadi bir soru daha alabiliyoruz. İsteyen varsa. Buyurunuz. Şey, mikrofon geliyor. öncelikle anlattığınız şeylerden dolayı teşekkür ederim size. Evet, evet. Anlatırken konuşma bitene kadar sürekli şunu düşündüm. Yani anlattığınız stratejinin stratejiye farklı bir çerçeveden bak bakabilir miyiz? Şimdi şundan bahsetmeye çalışıyorum. Piyasada çok fazla açık kaynak paylaşımlarda bulunduğu artık. Yani sektörde yavaş yavaş mesela ben yazılımcıyım yazılımda yavaş yavaş o tarafa doğru kayıyor şimdi mühendislik alanında da bildiğim kadarıyla bu tarz çalışmalar Thingverse gibi internet siteleri falan piyasaya çıkıyor daha çok artık iş bitimi sonrası desteğe dönüşmeye başlıyor ya yani bu konuda sizin fikriniz ne tamam yani Güzel. sizin düşündüğünüz merak ediyorum şimdi teknoloji yarattığınız zaman teknoloji yarattığınız zaman bir patent fikri mülkiyet bazı bir şey yarattığınız zaman nanoteknolojide biyoteknolojide ee, yaşam bilimlerinde elinizde bir fikri mülkiyet var ve bir yeni yaratılmış bir teknoloji var. Bu size sektörde rekabet avantajı sağlıyor. Bu yeni yarattığınız şey. Çünkü daha hızlı yapıyor, daha iyi yapıyor, ne yapıyorsa. Okey. Öteki tarafta teknoloji kullandığınız zaman okey. open source kodlama yaptınız. Orada bir fikri mülkiyet yok. Okey. Orada beceriniz o problemi, gördüğünüz problemi en ergonomik nasıl çözerim? Orada bir iş planı çok önemli, öne geçiyor, iş modeli. O ürünü müşteriyle nasıl buluşturacağım? Çünkü teknoloji sizi korumuyor. İş yapma tarzınız sizi koruyor, beceriniz. Bu daha hoşuma gidiyor diyor. Bir de kullandığınız interfaceler, arayüzler çok önemli ki müşteri kullanırken daha iyi hissetsin, daha rahat hissetsin, ergonometrisi daha iyi olsun teknoloji kullanan yapılar ki Türkiye'deki startupların %98'i ya iş modeli inovasyonu yapması lazım. Yani yeniliği, buluşu, bir becerisi ve veya değil ve ara yüzlerinin kullanım şeklinin çok iyi olması lazım. Ve ve dediğiniz gibi sonrasında da desteğin çok iyi olması lazım. Onu ben arayüzle birleştiriyorum. Kullanım. Çünkü ürünü sattığınız anda bitmiyor. O ürün çöpe gidene kadar yaşam döngüsüne de bakmanız lazım. Ki Amerika bunu bakar, biz belki yeni öğreniyoruz. Bütün yaşam döngüsünde ne yapıyoruz'a bakmamız lazım. O yüzden iş modelinde beceriniz olacak, değişik bir iş modeli getireceksiniz ve arayüzü çok iyi yapacaksınız. Ne demek iyi? O ortamın istediği şekilde. O ortam onu isteyebilir ama başka bir yere giderseniz istemeyebilir onu, beğenmeyebilir. Ortama uyumlu, kabul gören arayüz yapmanız lazım. Bu iki konu sizde çok kritik. Teknoloji kullanan startuplarda iş modeli ve arayüz. Ve tabii sonrasında da bakım ama bunlar hepsi beraberinde gidiyor. İş modelinin parçası oluyor o. Okey. Bitti mi? Umut Bey, teşekkürler.